Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu hafta Merkür, gezegeniniz Merkür, Yengeç burcundaki retro hareketini devam ettiriyor. Evet, ikinci evinizde bir Merkür retrosu var. Biraz parasal konularda gecikmeler, biraz böyle karışıklıklar olabilir, beklemediğiniz durumlar olabilir. Biraz sakin olmak gerekiyor. Enerjiniz düşük, biraz duygusalsınız. Aileyle ilgili konular sizi duygusal olarak bu dönemde etkileyebilir. Bazı beklenmedik masraflar olabilir. Ama Merkür'ün yanı sıra bir de Venüs ikizler burcunda. Venüs'ün artık ileri harekete döndüğü bir dönemdeyiz. 7 Ağustos'a kadar Venüs sizin burcunuzda şanslar da getirecek. Venüs'ün desteklerini artık hissedebiliriz. Maddi manevi, hem ilişkiler alanında, hem sosyal alanda, hem de parasal konularda bazı şansları, fırsatları Venüs sayesinde bekleyebiliriz. Gezegeniniz Merkür'ün retrosu, Venüs'ün ileri harekette dönmesiyle beraber biraz daha tolere edilecek gibi görünüyor. Biraz daha rahat idare edebilirsiniz bu süreci. Ve bu hafta Mars artık Koç'ta ilerlemeye başlıyor. Ve yıl sonuna kadar, önümüzdeki Ocak ayına kadar Mars Koç burcunda önemli bir transit. 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi. Mars neredeyse orada enerji vardır. Orada hareket vardır, mücadele vardır ve 11. evinizde bir Mars olacak. Belki yeni projeler anlamına geliyor bu. Yeni hedefler belirleyeceksiniz ve net bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Özellikle gezegeniniz Merkür'ün düzelmesiyle beraber 12 Temmuz'dan sonra belki bu hareketleri, bu eylem planlarını daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Bir yandan da sosyal etkileşimleri güçlendirecek gibi görünüyor Mars'ın bu hareketi. Arkadaşlarla veya gruplar içerisinde, ekip çalışmalarında, organizasyonlar içerisinde daha aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Fiziksel enerjinizi de güçlendirebilir, spor yapabilirsiniz, fiziksel aktivitelerde daha fazla rol alabilirsiniz. Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter Plüto kavuşumu, evet, 2020'nin en önemli kolektif gezegen hareketlerinden birisi. Aslında bireyselden çok tüm dünyayı, yani toplumsal yapıları etkileyen bir durum bu. Finansal yapıları değiştiriyor, biraz böyle sistemleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Sizin için de borçlar, alacaklar, kredi konuları, para konuları, belki bazı yatırımlar, Jüpiter-Plüto kavuşumu, bu alanlarda önemli ve güçlü bazı hedeflerimiz oluşabilir aslında. Pazartesi günü Ay terazi burcunda olacak. Sosyal anlamda sizi destekliyor olacak. Yani duygusal enerjiniz güçlü. Keyif aldığınız konulara, sevdiğiniz kişilere, çocuklarınıza, romantik faaliyetlere pazartesi günü yönelmeniz mümkün. Salı ve çarşamba Ay akrep burcunda iş trafiğini arttırıyor. Biraz daha mesleki konular, günlük sorumluluklar öne çıkacak. Perşembeden itibaren Ay Yay burcunda, Perşembe ve Cuma biraz daha ilişkilere odaklıyız. İşbirlikleri, ortaklıklar, eşinizle ilgili konular, paylaşımlar sizin için belirleyici olacak. Hafta sonuna geldiğimizde Ay Oğlak burcuna geçmiş oluyor ve artık Dolunay etkinleşecek. Pazar günü 5 Temmuz'da sabah 7:44'te 13 derece Oğlak burcunda ay tutulması var. Bu ay tutulması artık son 2 yıldır yaşadığımız yengeç oğlak tutulmalarında sonuncusu. Ve önümüzdeki 9 yıl artık oğlak burcunda tutulma olmayacak. Aslında bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var burada. Belki son aylarda veya 2 yıldır hayatınızda gündemde olan bir konuda bu ay tutulması ile beraber tamamlanabilir. Daha çok para konularının önemi artıyor aslında. Yani belki bir miras konusu netleşecek. Belki bir kredi alma amacınıza ulaşacaksınız. Bununla ilgili bir sonuçlanma var. Paylaşımlar, hani burs konusu, belki prim, tazminat gibi bir konu, nafaka gibi bir konu, özellikle sigorta, vergi ve benzeri finansal konular. Bunlarla ilgili bazı alanlarda dönüşümler olabilir, tamamlanmalar olabilir. 8. ev, evet, bazı krizleri ortaya çıkarabilir. Bu kriz sizin ya da ailenizle bağlantılı, bir anda bir sağlık problemi veya hani bir sağlık probleminin çözümü için bir operasyon, bir ameliyat, bununla ilgili kritik bir konuyu da gündeme getirebilir. Ama her ne oluyorsa aslında kendi içinde belirsiz olan bir şeylerin netleşmesi ve sonuçlanmasını da
gündeme getirecek gibi görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.